Evet sevgili izleyiciler, sağlık olsun, tüm hızıyla devam ediyor. Göz sağlığımızdan bahsedeceğiz bu bölümde. Doçent Doktor Yusuf Yıldırım bizimle birlikte. Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi kendisi. Hem de göz hastalıkları uzmanı. Beyoğlu Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi. Doğru mu hocam? Evet, evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Öncelikle böyle toplumu doğru bilinçlendirmek adına yaptığınız böyle güzel bir programda olmaktan dolayı çok mutlu olduğumu söylemek isterim. Biz de burada olduğunuz için çok mutluyuz. Çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda bugün çok önemli bir sınavda ter döküyor arkadaşlar. Evet. Onlara da başarılar diliyorum buradan. Kesinlikle. Biz de Allah zihin açıklığı versin diyelim ve başarılar dileyelim hepsine. Aslında göz sağlığı orada da ne kadar önemli değil mi? Çocuklarımızın göz sağlığı. Biraz genelden bahsedelim istiyorum. Göz bozukluğu deyince biz yakını ve uzağı görememek gibi algılıyoruz. Doğru mu hocam? Hastalık deyince, göz hastalığı deyince neler var? Genel olarak tabii göz hastalıklarına bakış çocukluk döneminden erişkin ve yaşlılık dönemine doğru bir farklılık göstermekte. Ama biz genelde toplumda bilinen kırma kusurlarına baktığımızda bunları temel olarak 3 parçaya ayırıyoruz, 3 bölüme. Hipermetropi, astigmatizma ve miyopi şeklinde. Tabii çocukluk döneminde özellikle bunlar çok önemli. Erişkin dönemde gözlükten kurtulma ameliyatları açısından oldukça önemli. Yaşlılık dönemine doğru da gözümüzün içinde kırıcı gücü sağlayan özellikle lensteki değişiklikler ki toplumda bunun bozuklukları katarakt olarak adlandırılmakta. Bu açıdan o tip durumlar açısından da düzenli göz kontrolleri, bunların ortadan doğru bir şekilde kaldırılması veya rehabilite edilmesi oldukça önemli. Yani göz sağlığının her dönemde düzenli bir şekilde ilgili hekim tarafından, uzman hekim tarafından değerlendirilmesi gerekmekte. Ne kadar zamanda bir kontrole gitmeliyiz? Çocuklarımızı da doktora götürmeli miyiz düzenli olarak? Evet, tabii burada çocuklukta özellikle kırma kusurları sıklıkla burada özellikle hipermetropi ve astigmatizma varlığı ciddi bir amblyopi dediğimiz göz tembelliğine neden olabileceği için oldukça önemli. O yüzden biz birinci, ikinci yaşta özellikle bir göz, kaba bir göz muayenesi, sonrasında ilkokul çağına gelmeden böyle bir durum var mı diye onun değerlendirmesini yapıyoruz. Muhakkak çocukları götürmekte kırma kusuru var mı yok mu, başka bir patoloji, özellikle doğumsal kataraklar, glokomlar, bunlar oldukça önemli. O yüzden çocukların rutin olarak götürülmesinde oldukça önem olduğunu düşünüyorum. Çok önemli. Her yıl rutin götürmeli miyiz çocuklarımıza? Her yıl varsa mı? Evet, her yıla gerek yok aslında. Ama özellikle günümüzde yükselen miyopi trendi var. Yani sıklığı artmakta miyopinin. Özellikle bu teknolojik cihazların çok doğru bir şekilde kullanılmaması, yakın odaklı çalışmanın artması, yine güneş ışığından düzgün bir şekilde faydalanamamamız. Tabii bu eğitim sistemiyle de ilgili bir şey. Bütün bunlar miyopiyi eğer genetik olarak da bir altyapı varsa ortaya çıkartıyor. Zaten genel olarak baktığımızda miyopi aslında göze gelen ışıkların olması gereken, odaklanması gereken yerin önünde odaklanması, hipermetropi arkasında, astigmatizma da kabaca söylüyorum bunu, genel olarak tam olarak odaklanamaması problemi. Peki hocam, çok duyuyoruz biz tedavilerle ilgili, lazer tedavileri. Evet. Farklı farklı da türleri var sanıyorum, evet, değil mi? Evet. En son uygulanan yöntem, sizin kullandığınız yöntem nedir hocam? Şimdi aslında en son yöntem demeyeyim de Burcu Hanım, bununla ilgili teknolojiler gelişiyor. Evet. Bir kere en iyi teknolojileri kullanmak lazım. Ama burada farklı yöntemler var ve miyopi, astigmatizma, hipermetropi içinde farklı farklı kullanıyoruz. Örnek vermek gerekirse. Lütfen. Şimdi miyopisi, miyopik astigmatizması olan hastalarımızda yüzey ablasyon tedavileri dediğimiz PRK ve benzeri tedavileri, yine LASIK yöntemi dediğimiz korneadan tabaka kaldırılarak yapılan yöntemleri kullanabiliyoruz. Son yıllarda çok popüler hale gelen, hastanemizde de Türkiye'de ilk kez bizim hastanemizde uygulanan SMILE yöntemi dediğimiz, SMILE kusura bakmayın bunun İngilizce kısaltılması ama ne yazık ki bu tıp alanında böyle biliniyor. Bir yöntem bu. Bu yöntemi uygulayabiliyoruz. Hipermetropi, hipermetropik astigmatizmada ise sadece ve sadece korneadan tabaka kaldırarak yaptığımız LASIK yöntemini şu anda kullanmaktayız. Şimdi en son çıkan... Bir de no-touch duyuyorduk hocam. Çok, o farklı mı? Çok teşekkür ederim. Buna da değinmeniz iyi oldu. Aslında no-touch dediğimiz tedavi yöntemi, bizim geleneksel uyguladığımız PRK tedavilerimiz var. Yani yüzey ablasyon tedavisi. Bu ne? Bu tedavide lazerle birlikte gözün yüzey kısmında belli bir düzleştirme veya şekillendirme yapıyorsunuz. Sonra o yaranın iyileşmesini bekliyorsunuz. Bu yüzey ablasyon tedavilerinin kabaca anlatılma hali, ifadesi. Ama burada PRK yönteminde veya bu yöntemlerde önce korneanın üzerindeki epitel tabakasını uzaklaştırmanız gerekiyor. Biz geleneksel olarak bunu nasıl yapardık?
bir bıçak yardımıyla kabaca söylüyorum, aslında tam bir bıçak da değil, veya alkolle uzaklaştırırdık. Yeni teknolojilerle birlikte bu epitel tabakasını lazerin kendisiyle uzaklaştırıyoruz. Daha şimdi, kolaylaştırıyor işi. Kolaylaştırıyor ama burada şu var, bu birazcık ticari olarak kullanılan bir isim. Biz no touch'ı kullanmıyoruz. Bunun yerine aslında doğru olan terim transepitelyal kullanmaktır. Transepitelyal PRK dediğimiz ifade çok daha doğru olabilir. Ama tabii pazarlama, özellikle özel sektörde bunun pazarlaması, hani no touch da sevimli geliyor hastalarımıza. Yani dokunmadan. No touch sanki gözüme dokunmadan tedavi ediliyor gibi algılıyoruz. Bu doğru bir algı değil. Her hastaya olmaz. Uygun hastaya kullanılması gerekir. Çok yüksek numaralarda sıkıntılar yaşanabilir. Yine miyop ve miyopik astigmatizmanın düzeltilmesinde kullanıyoruz. Bu sadece epitelin oradan debride edilmesiyle ilgili bir yeniliktir. Yani yöntemin, uygulanan Alzheimer lazerin değiştirildiği vesaire yoktur. Hani bu konuda da doğru toplumun bilinçlendirilmesi iyi olur diye düşünüyorum. Teşekkür ederim sorunuza. Ben teşekkür ediyorum hocam açıklamalarınız için. Peki bir de hangi numaralara uygulanabiliyor diye soracağım ama bir telefonumuz varmış. Bekletmeyeyim hatta, olur mu hocam? Tabii, merhaba, hoş geldiniz diyelim. Diyarbakır'dan arıyormuş izleyicimiz bize. Alo. Efendim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Var mı sıkıntınız görüşünüzle ilgili? Şimdi sıkıntım benim 3 sene önce bir felç geçirdim. Geçmiş olsun. Sol gözüm kendi kendine sanki böyle bulut geliyor, önüne geliyormuş gibi oluyor ve kendiliğinden gidiyor. Bazen 10-15 gün sürüyor, bazen 2 gün sürüyor. Nedir benim sorunum diyorsunuz değil mi? Bir şey sormak ister misiniz izleyicimize? Göz kapaklarında bir düşüklük veya gece uyurken gözde bir açık kalma hadisesi oluyor mu? Şimdi felç geçirirken olabilir ama ben görmemişim. Evet. Şimdi bu, çok teşekkür ederim. Siz lütfen ayrılmayın, izleyin bizi diyelim. Hocamızdan cevabını alalım. Bu tip durumlarda özellikle felç geçiren hastalarımızda farklı sinirsel bozukluklarda da olabiliyor. Göz kapaklarında özellikle alt göz kapağında düşme, göz kapaklarının kapanamaması gibi durumlar oluşabiliyor. Buna bağlı olarak da gece gözde açıkta kalmak, sıklıkla hastalar bunu anlamaz, yanında beraber uyuduğu kişiler ancak gözlemleyebilir. Bu göz kapaklarının yapısı bozulursa, yani iyi bir şekilde, düzgün bir şekilde kapanamazsa, gözün yüzeyinde konjonktiva ve kornea dediğimiz bu örtücü tabakanın bozuklukları oluşmaya başlar. Bunlar enfeksiyonlar ve farklı durumlar için risk ihtiva etmeye başlar. Muhtemelen hastamızda da gözyaşı kırılma zamanı kısalıyor. Gözyaşı film tabakası yeterince orada tutunmuyor ve buna bağlı olarak da dönemsel olarak da bir görme sıkıntısı yaşıyor. Muhakkak onun rehabilit edilmesi, ilaç kullandırılması, gerekirse geceleri gözün kapatılması gerekmektedir. O yüzden bir uzman hekime gözükmesini tavsiye ediyorum. Mutlaka doktora gidin diyorsunuz. Evet sevgili izleyiciler, tekrar sokağa çıktık. Gözde Çeri bizler için. Bakalım neler sordu sokakta. İzliyoruz. Görme bozukluklarında ameliyatın kesin çözümü olduğunu düşünüyor musunuz? Ya şöyle bir şey var. Bunda bir riskin olduğunu biliyorum. Yakın akrabalarım da çeşitli ameliyatlar geçirdi gözden. Bir riskin olduğunu biliyorum. Kör olma riskleri tabii ameliyattan ameliyata da değişiyordur büyük ihtimalle. Problemden probleme ama. Bazılarında evet. Yani uzağa görme ameliyatlarında, işte bu tür kornea nakillerinde evet başarılı olduğunu düşünüyorum. Ama galiba hala yakın okumada başarılı değil ameliyatlar. Öyle biliyorum. Benim bildiğim bazı hastalıklarda çözüm oluyor. Ama birçoğunda çok çözüm değil yani. Valla kişiye bağlı herhalde. Yani geçmeye de bilir, geçe de bilir. Bazı vakalarda olabilir. Ama hani çok fazla da ben hani ameliyatla uğraşmanın da çok da doğru olmadığını düşünüyorum. Yani gerçekten çok gerekliyse evet. Ama her koşulda hayır. Evet hocam, aslında baktığımız zaman çok da güzel sormuş Gözde arkadaşımız soruları. Genelde böyle bir başarısızlık var gibi algı var değil mi hocam halkta? Yani bu lazer operasyonları yapılırsa çok başarılı olmuyor. Olsa bile geri dönüyor gibi bir takım algı var. Doğru mu? Hayır, kesinlikle doğru değil. Açıklar mısınız hocam? Şöyle, nasıl tabii, başarı oranları? Hastanın yaşına da bakmak lazım ama eğer bir hastanın sistemik olarak vücudu buna uygunsa,
hamilelik ve benzeri durumlar veya farklı hastalıklar yoksa, gözü buna uygunsa, düzgün tetkik edilmişse, gözündeki numaradaki değişiklikler durmuşsa, yani stabilite, durağan sürece girmişse, bu tip hastalara lazer uyguladığımızda çok verim alıyoruz. Hmm. Lazer gerçekten, yani göze uyguladığımız lazer teknolojisi gerçekten mucizevi. Çok başarılı. Bunu söylerken de kendi eşine, kendi kliniğinde lazer cerrahisi uygulatmış bir hekim olarak konuşuyorum. Ne güzel. Ama tabii burada şöyle bir şey de var. Şimdi hayatta her şeyin bir avantajı, dezavantajı oluyor. Riskleri oluyor, komplikasyonları olabiliyor. Doğru değerlendirmek ve hastanın beklentilerini de iyi değerlendirmek gerekiyor. Şimdi bir hasta gözlük, kontak lens kullanamıyorsa, bunlarla ilgili sıkıntısı varsa, biz bu hastalara lazer, eğer korneası, gözü uygunsa yapıyoruz. Ama hasta sağlıklı, gayet güzel, kozmetik açıdan da problem yaşamıyor, gözlük, kontak lens kullanıyor. Devam etsin zaten. Etsin. Bir arz talep meselesi. Ama buradaki şunu da söyleyeyim, yakın görmeyi hala değiştirmiyor diye. Şimdi 40 yaşından sonra yakını görmeyle ilgili bir presbiyopi dediğimiz, yakına merceğimizin odaklanamamasıyla ilgili bir problemimiz var. Şimdi bu 20 ve 30'lu yaşlarda çok problem değil. Tabii lazer cerrahilerindeki başarı miyop ve miyop astigmat hastalarda daha yüksek. Hipermetropilerde çok çok yüksek olmadığını söyleyebilirim ne yazık ki. Ama özellikle uygun hastalarda çok başarılı sonuçlar ve çok tatmin edici, yüz güldüren sonuçlar var. Var. Aslında korkacak bir şey de yok bu anlamda. Yani uygun ve doğru bir değerlendirme yapılıyorsa, mesela bizim refraktif cerrahi merkezimizde Beyoğlu Göz Eğitim Araştırma Hastanesi'nde çok ayrıntılı tetkik ediyoruz. Zaten uygun değilse, bir risk görüyorsak zaten yapmıyorsunuz. Evet. Peki geri gelir. Yani yapsam da geri gelir. Göz bozukluğum tekrar, yani gözlerim tekrar bozulur algısı. Burcu Hanım şöyle, gözümüz, göz küremizin boyutlarıyla da ilgili bir durum. Şimdi miyopi örnek veriyorum. Siz hastaya lazer tedavisi uyguladınız, numarasını sıfırlı değerlere yaklaştırdınız. Tamam. Ama göz küresi büyümeye devam ederse eğer yaşla birlikte, miyopi tekrar geri gelebiliyor. Nadiren bu durumla karşılaşıyorsunuz. Ama biz zaten durmuş hastalara veya durduğuna emin olduğumuz mümkün oldukça hastalara bu tedaviyi yapıyoruz. O zaman doğru hastaya yapıldığında aslında başarı oranı çok yüksek. Kesinlikle iyi bir değerlendirme. Yani sıfıra geliyor mu hocam değer? Efendim şöyle bir şey söyleyeceğim. Bunu da bir de en yüksek kaç numara yapılmalı? Şimdi biz genel olarak yaklaşık 8 numaralara kadar korneal refraktif cerrahi yapıyoruz. Yani korneada bu kusuru düzeltmeye çalışıyoruz. Ama daha yüksek numaralarda gözün içine mercek uygulama ameliyatlarımız var. Yine uygun hastalarda. Akıllı lens denen mi? O yok, farklı akıllı mı? Lens farklı. O farklı. Yaşlı hastalarda öyle söyleyeyim. Katarakt ameliyatı sonrası yapılan mercekler. Tamam. Bu fakik göz içi lensleri dediğimiz, kendi doğal lensimiz duruyor. Onun önüne yapay bir mercek koyuyoruz. Çünkü numara çok yüksek olduğunda korneada bunun düzeltebilmenizin bir limiti, bir sınırı oluyor. Hani o yüzden yüksek numaralarda da 10, 15 numaralarda da 20 numaralarda bile bu tip kırma kusurları tedavi edilebilir. Yani onlarla da ilgili tabii yöntemler var. Var. Akıllı lensi de biraz girelim istiyorum. Onu da çok duyduk. Kafamız karışık işte hocam. Biz hangisi hangi hastalıkta uygulanıyor şaşırabiliyoruz. Onu da anlatır mısınız bize? Şimdi katarakt gözümüzün içindeki lensteki bozukluklara bağlı oluşan bir yaşlılık veya bir patolojik durum, bir problem. Şimdi biz normalde o lensi gözün içine soktuğumuz küçük aletlerle birlikte boşaltıyoruz. Onu oradan alıyoruz. Yerine yapay bir göz içi lensi uyguluyoruz. Şu an koyuyoruz. Aslında görüntülerde de görüyor izleyicilerimiz. Şimdi göz içi lensi uyguladığımızda son dönemlerde özellikle yüksek teknoloji içeren ışığı, göze gelen ışığı farklı merkezlere yönlendirerek farklı odak noktaları oluşturan çok odaklı mercekler var. Tamam. Efendim akıllı mercek değil aslında bunlar. Akıllı mercek terimi de doğru bir terim değil. Hmm. Yüksek teknoloji içeren, ışığı parçalara ayıran, bölen uygun bir şekilde çok odaklı mercekler. Uygun hastalarda, yine her hastaya olmaz kesinlikle, ama uygun hastalara da uyguladığınızda gerçekten çok tatmin edici sonuçlar aldığınız ameliyatlar bunlar. Harika. Ama burada şunu da belirtmek isterim. Şimdi dedim ya, her şeyin avantajı, dezavantajı var. Şimdi bu tip merceklerde de bazı problemler yaşayabiliyor hastalar. Yani bunlarla ilgili doğru bilgilendirme ve öncesinde bilinçlendirme çok önemli. Özellikle ışık hassasiyeti, ışıkla ilgili problemler, gece araç kullanan hastalarda. Yani bazı grup hastalara biz zaten kesinlikle yapmıyoruz. Bazı grup hastaları da uyarıyoruz. Ama burada yine dediğim gibi öncesinde iyi değerlendirme, doğru hastaya doğru teknolojiyle tecrübelerde bunu uygulamak zaten lazım. Zaten dolayısıyla başarı elde ediliyor kesinlikle, diyorsunuz. Kesinlikle. Peki katarakt
ameliyatından da biraz korkulur. Son dönemde, son iki dakikanın içindeyiz hocam. Tamam. Kısaca ona da girmek istedim. Tamam, tabii çok memnun olurum. Çünkü çok soru geliyor bu konuda. Katarak ameliyatını nasıl yapıyorsunuz? Geri dönüşü, başarı oranları ne? Şimdi şöyle, katarak cerrahisinde son yıllardaki teknolojik gelişmeler oldukça arttı. Bizler çok tecrübelendik. Ameliyatlarımızı başarılı bir şekilde yapıyoruz. Ameliyat cerrahisi mikro cerrahi ile yapılan gerçekten çok zor bir ameliyattır. Öncelikle toplumda ya 5 dakikada 10 dakikada bu ameliyatı yaparız algısını kırmak lazım. Ne yazık ki hekim arkadaşlarımız da bu yanlış algıyı biraz oluşturabiliyor. Şimdi burada özellikle göze girdiğimiz ufak kesilerle girdiğimiz aletlerle birlikte yaptığımız bu ameliyatta 3 mikron, 4 mikron kalınlığındaki zar yapılarıyla uğraşıyoruz. Yani komplikasyona her an açık bir ameliyat. Ama toplumda özellikle beklenti çok arttı sonrası için. Şimdi çok nadiren de olsa şunu söyleyeyim. Bazen gözün içine koyduğunuz merceği, o kesenin içine koyduğunuz mercekte kesedeki ufak opasifikasyon, buğulanmalar olabiliyor. Bunun neticesinde de ona tekrar lazer yapmamız gerekebiliyor. Ama onun haricinde genel olarak gayet verimli randımanlı. Son sorum, iki göz aynı anda mı yapıyorsunuz? Katarak varsa iki gözde. Biz aynı anda yapmıyoruz. Çok nadir yerlerde dünyada yapan yerler var. Ben açıkçası şahsen çok önermiyorum. Çünkü dediğim gibi binde bir, yüz binde bir de olsa bir enfeksiyon riski var, Allah korusun. Evet. O açıdan birer hafta arayla yapıyoruz. Birer hafta arayla yapılabiliyor. Evet. Yaş da önemli burada. Her yaşta hastaya yapılabiliyor mu katarak ameliyatı? Şimdi katarak ameliyatını yapmak için hastanın gözünün kendi lensinde bir bozukluk bulmanız lazım. Yani hiç bozukluğu olmayan, sırf refraktif kusuru düzelteceğim diye bu ameliyatları yapmamak lazım. Eğer bozulma varsa evet, hasta da çok fayda görür. Onun dışında ben hani belli bir yaşı yok. 50 yaşında da bu bozulabiliyor, 70 yaşında da. Ama bozulmayan, lensi bozulmayan bir hastayı da o kendi doğal lensinden mahrum bırakmamak lazım diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben teşekkür ederim. Anlaşılır şekilde imkanı verdiğiniz için. Birçok tedavinin aslında başarılarını da konuşmuş olduk. Yanlış bildiğimiz şeyleri de düzeltmiş olduk sizin sayenizde. Sağ olun. Tekrar bekliyorum mutlaka. İnşallah. Sevgili izleyiciler, doçent doktor Yusuf Yıldırım'la beraberdik. Göz hastalıkları uzmanı, kendisi Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde de öğretim üyesi aynı zamanda. Biz bugün de programımızın sonuna geldik. Üniversite sınavında olan tüm gençlerimize tekrar başarılar diliyoruz. Ve bugünkü programımızı kapatıyoruz. Haftaya tekrar görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyoruz.